değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Adres kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün gelin size Cavisar kitabımızdan kaldığımız yerden devam edeceğiz hadis okumaya. 1856 numaralı hadis-i şerifte kalmıştık. Yani Ebi Hüreyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize başlıyoruz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Üç kişi vardır ki duaları geri çevirmemek Allah üzerine bir haktır. Orucunu açıncaya kadar oruçlu, hakkını alıncaya kadar mazlum, evine dönünceye kadar misafir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Bezar'dan rivayet edilmekte. 1857 olan hadis-i şerifte de Ebu Hüreyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayetle şu üç dua vardır ki hiç şüphe yok ki kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuklarına duası. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi ve Müsned'de yer almakta. 1858 numaralı hadis-i şerifte de Ebu Hüreyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Şu üç şeyin gerçek olduğunu bilirim. Kişi kendisine yapılan bir haksızlığı affederse Allah bundan dolayı mutlaka izzetini artırır. Kişi malını arttırmak niyetiyle kendisine bir dilencilik kapısı açarsa, Allah bu yüzden mutlaka fakirliğini artırır. Kişi sadaka vermek için kendisine bir kapı açarsa, bununla da Allah'ın rızasını gaye edinirse, Allah mutlaka onun malını artırır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyhaki'nin Şübbül İmanı'nda yer almakta. ...1859'un hadis-i şerifte de Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Şu üç şey her Müslüman üzerinde yerine getirilmesi gereken bir haktır. Cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak ve güzel koku sürünmek. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Ebi Şeybe'den rivayetle. 1860'da olan hadis-i şerifte de an Ebi Hüreyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Üç şey vardır ki üçü de her Müslümanın üzerine haktır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve hamd ederse yakışıran kişiye yerhamukallah demek. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari'nin edebinde yer almakta. 1861 nolu hadis-i şerifte de An Haris bin Numan radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Numan radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ı şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Üç kötü huy vardır ki ümmetim bundan kurtulamayacaktır. Suizan, haset ve bir şeyi uğursuz saymak. Bir zanna kapıldığında o zanna hüküm verip öyle hareket etme. Haset ettiğinde Allah'tan affını dile. Bir şeyi uğursuz saydığında ona itibar edip de işinden geri kalma. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani Kebir'inde yer almakta. Açıklama kısmında da Kur'an-ı Kerim zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı büyük günahtır. Hucurat Suresi 12 nolu ayeti buyurur. Kur'an'ın yasakladığı zan suizandır. Suizan bir kimse hakkında kötü zan besleme, aleyhine olarak olmayanı olmuş, varmış gibi sanmadır. Asıl olan hüsnü zan iken, elde delil bulunmadığı sürece hüsnü zan yapmak gerekirken, suizana girmek ve vebali bir davranıştır. Bu konuda Mesnevi Nuriye'de şöyle denilir. Evet, insan hüsnü zanda memurdur.
İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan su-i ahlaki, su-i zan saikasıyla başkalara teşmil etmesin ve başkalarının bazı harekatına hikmetini bilmediğinden takbih etmesin, kötülemesin. Su-i zan ise maddi ve manevi içtimai sosyal hayatı zedeler. Burası İbn-i Mace Züht 22 ve Ebu Davud Edeb 40'ta yer almakta. O halde hüsn-i zan esas olmalı. Sebebini, hikmetini bilmediğimiz bir davranışı hemen kötüye yormamalıyız. Hadiseler yanıldığımızı ortaya koyar da pişman duruma düşeriz. Hadiste ümmeti Muhammed'in kurtulamayacağı hususlardan biri de hasettir. Haset Türkçemizde çekememezlik manasına gelir. Başkalarının zeka, kabiliyet, başarı, fazilet ve üstünlüklerini çekememektir. Haset öyle bir kötü huydur ki bu mikrobu taşıyan kimse başkalarına bir nimet ve üstünlük görse onu kıskanmaya kalkar. Bu onu o noktaya götürür ki o nimetlerin sadece kendisinde bulunmasını ister. Başkalarında bulundukça da huzuru kaçar. O kimseler hakkında kötülük düşünmeye başlar. O kimsenin bu imkan ve nimetlerden mahrum kalabilmesi için akla hayale gelmedik hile ve tuzaklara başvurur. İftiraya, malına, canına, suikaste kadar gidebilir. İşte hasedin bu tehlikeleri sebebiyledir ki bir hadis-i şerifte ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyi amelleri yiyip bitirir buyurmuştu. Burası da Keşfül Hafa'da geçmekte buyurulmuştur. Hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınma tavsiye edilmiş ve bir ayette de şöyle buyurulmuştur. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Farak Suresi 5 numaralı ayeti. Haset öyle kötü bir huydur ki zararı haset edilenden daha çok haset edene dokunur. Çünkü hasetçi haset ettiği kimseler nimet ve imkanlara kavuştukça huzursuz olur. Acı çeker. Yükselip başarı üstüne başarı kazandıklarında kendileri için yiyip bitirirler. Hasedin çaresi haset edilen şeyleri akıbetini düşünmektir. Düşünüldüğünde görülecektir ki haset edilen kişide zeka, güzellik, güç, kuvvet, serbest, makam ve mertebe fanidir, geçicidir. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer ahirete ait meziyet ve faziletlerde haset ediyorsa, bu onun riyakar olduğunu gösterir. Ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut haset ettiği kişiyi riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Aynı zamanda hasetçi bu haliyle kadere de bir nevi itiraz etmiş olur. Çünkü iyiliği ihsan eden ilahi takdirdir. Allah ona iyilikte bulundukça kadere küser, kaderi ve rahmeti tenkide kalkar. Kaderi tenkit eden ise başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden de rahmetten mahrum kalır. Eğer insan ne yapayım bu duygu içime işlemiş, uyum böyle, kendimi tutamıyorum derse hasedin zararından kurtulması için şu çareyi gösterebiliriz. Eğer bu duygu içte kalır, haset ettiği kişiye karşı kötü bir tavır ve tutum içine girmez, dedikodu, gıybet yoluna gitmez, aksine o duyguyla mücadele edip kardeşine karşı iyi bir tutum ve davranış sergilerse vebalden kurtulur. O duyguyu dizginleyemez, içinden atamazsa da içinden pişmanlık duyması, kusurunu anlayıp kurtulması, kurtulma çabası içerisine girmesi, haksızlığını anlaması onu şerrinden kurtarır. Hadiste herhangi bir şeyin uğursuz sayılması da yasaklanan davranışlar arasında sayılmıştır. Hadiste ümmetin kurtulamayacağını bildiren bu üç husus umumi değildir. Bu üç huyun bütün ortadan kalkmayacağı sayılı bir kısım
fertlerde de olsa varlıklarını devam ettireceği manasındadır. Peygamberimiz hadislerinde ayrıca bunlardan kurtuluş yolunu göstermiş. Suizanına kapılan o zanına göre hüküm verip ona göre davranmamayı, haset ettiğinde Allah'tan af dilemeyi, kişiden de hakkını helal etmesini istemeyi, bir şeyi uğursuz saydığında da bu kuruntusuna itibar edip de işten geri kalmamayı öğütlemektedir. 1862 numaralı hadis-i şerifte de değerli dinleyenlerimiz, ben Ali radıyallahu anh, kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Şu üç şeyin ihmaline hiçbir insan için izin ve müsamaha yoktur. Müslüman olsun, kafir olsun, anne babaya iyilik. Müslüman olsun, kafir olsun, verilen sözü yerine getirme. Müslüman olsun, kafir olsun, aldığı emaneti sahibine vermek. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyhaki'nin Şübbül İmanı'nda yer almaktan. 1863 numaralı hadis-i şerifte de En Sevben radıyallahu kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevben radıyallahu rivayetle şu üç şey arşa yapışıp yalvarıyorlar. Akrabalarla iyi ilişki şöyle diyor. Şu üç şey arşa yapışıp yalvarıyorlar. Akrabalarla iyi ilişki şöyle diyor. Allah'ım sana sığınıyorum, koparılmayayım. Emanet şöyle diyor. Allah'ım sana sığınıyorum, bana ihanet edilmesin. Nimet şöyle diyor. Allah'ım sana sığınıyorum, bana karşı nankörlük yapılmasın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyhaki'nin Şübbül İmanı'nda yer almakta. 1864 numaralı hadis-i şerifte de İbn-i Ömer radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Şu üç şey vardır ki helak edicidir. Üç şey vardır ki kurtarıcıdır. Üç şey vardır ki günahlara kefaret bir. Üç şey vardır ki kişinin derecesini yükseltir. Helak ediciler şunlardır. İtaat edilen cimrilik, peşinden koşulan nefsin kötü arzuları ve kişinin ameline güvenip kendisini garantide hissetmesi. Kurtarıcılar da şunlardır. Öfkeli iken de, hoşnut iken de adil davranmak, fakirden de, zenginden de iktisat etmek ve gizlide de açıkta da Allah'tan korkmak. Günahlara kefaret olan üç şey ise şunlardır. Bir namazı kıldıktan sonra diğer vakit namazın beklentisi içerisinde olmak, şiddetli soğuk günlerde abdest almak ve cemaate devam etmek. Kişinin derecesini yükselten şeylere gelince yemek yedirmek, selamı yaymak ve insanlar uykudayken gece kalkıp namaz kılmak. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin Evsafı'nda yer almakta. 1864-65 numaralı hadis-i şerifte de An Avf bin Abdullah bin Utbe radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Avn bin Abdullah bin Utbe'den radıyallahu anh'a rivayetle üç şey imandandır. Haya, harama, iltifatsızlık ve dinde ince anlayış ve ilim konusu hariç, ısrarla haklı olduğunu kabul ettirmeye çalışmamak, üç şey imandandır. Haya, harama, iltifatsızlık ve dinde ince anlayış ve ilim konusu hariç, ısrarla haklı olduğunu kabul ettirmeye çalışmamak, bunlar kişinin dünyalığını azaltan ve ahiret azlığını artıran şeylerdendir. Fakat ahirette artırdıkları dünyada eksilttiğinden fazladır. Üç şey vardır ki nifaktandır. Müstehcen konuşma, hayasızca davranış ve cimrilik. Bunlar dünyalığı artıran, ahiret azlığını azaltan şeylerdendir. Fakat ahiret azlığından eksilttikleri
dünyalıktan arttırdıklarından fazladır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Rüşte'den yer almakta. 1866 olan hadis-i şerifte de Ebi Katade'de radıyallahu kâle kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade radıyallahu rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Her aydan 3 gün ve Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutmak, her aydan 3 gün ve Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek gibidir. Bu hadisin kaynağı da Müslim'de yer almakta. 1867 numaralı hadis-i şerifte de Ali radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayetle Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. 3 şey vardır, geciktirilmez. Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulunduğunda bekar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi ve Müsned'de yer almakta. 1868 olan hadis-i şerifte de Ali bin Ömer radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Şu 3 ikram vardır ki geri çevrilmez. Üzerine oturulacak veya yaslanılacak şey. Şu 3 ikram vardır ki geri çevrilmez. Üzerine oturulacak veya yaslanacak bir şey. Yaslanacak şey. Güzel koku ve süt. Evet, bu hadisin kaynağı da Tirmizi'de yer aldı. 1869 olan hadis-i şerifte de Sevben radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevben radıyallahu rivayet ediyor. 3 şey vardır ki onları yapmak hiç kimseye helal değildir. Kişiyi bir topluluğa imam olup da sadece kendisine dua edemez. Ederse onlara hıyanet etmiştir. Kişi izin almadan evin içine bakamaz. Böyle yaparsa izinsiz girmiş demektir. Kişi abdesti çok sıkışıkken o halde kurtuluncaya kadar namaz kılamaz. Kişi abdesti çok sıkışıkken o halden kurtuluncaya kadar namaz kılamaz. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Müsned'de yer almakta. Yani bu 3 şey vardır ki bunlar hiç kimseye helal değildir. Bir kişi bir toplulukta bulunup imam olduğunda sadece kendine dua etmesi, ederlerse onlara ihanet etmiştir. Kişinin izin almadan evin içine bakamaz. Böyle yaparsa izinsiz girmiş demektir. Kişi abdesti çok sıkışıkken o halde kurtuluncaya kadar namaz kılamaz. 1870'li hadis-i şerifte de İmran bin Hüseyin radıyallahu kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmran bin Hüseyin'den radıyallahu ta rivayetle şu 3 şeyle kul dünya ve ahiretin bol nimetlerine kavuşur. Belaya karşı sabır, kadere rıza, refah ve bollukta dua. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Şeyh'ten. 1871 olan hadis-i şerifte de Ömer radıyallahu kâle kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu rivayet ediyor. Şu üç şey seni Müslüman kardeşine samimi olarak sevdirir. Karşılaştığında selam verirsin. Bir toplulukta otururken geldiğinde ona yer açarsın. Onu en çok sevdiği ismiyle çağırırsın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebari'nin Yusuf'u Hakim'in Müstedrik'i ve Beyhaki'nin Şübbül imanında yer almakta. ...1872'nin hadis-i şerifte de Muhammed bin Atiye radıyallahu kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Atiye'den radıyallahu ta rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. 3 şey vardır ki onlara şahit olduğunda kıyamet kopar. Üç şey vardır ki onlara şahit olduğunda kıyamet kopar.
eski binaların yıkılarak terk edilmiş ve daha önce mamur olmayan yerlere binalar dikilmesi, iyiliğin kötülük, kötülüğün iyilik olarak görülmesi ve kişinin devenin ağacı kırıp döktüğü gibi emaneti hafife alıp gerekli önemi vermemesi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Asakir'de yer almakta. 1873 yılı hadis-i şerifte de Cabir radıyallahu ta'ala kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir radıyallahu anh Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. 3 ses vardır ki Allah onlarla meleklere karşı iftihar eder. 3 ses vardır ki Allah onlarla meleklere karşı iftihar eder. Ezan sesi, Allah yoluna çarpışırken getiren tekbir, tekbir sesi, Allah yoluna çarpışırken getirilen tekbir sesi ve haçta yüksek sesle söylenen lebbeyk sesi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'inde yer almakta. 1874 onun hadis-i şerifte de yani Ebu Hureyre radıyallahu kâle kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle şu 3 göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah yolunda savaşırken kaybedilen göz, Allah yolunda nöbet tutan göz ve Allah korkusundan dolayı ağlayan göz. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Hakim'in Müstedrek'inde yer almakta. 1875 olan hadis-i şerifte de yani Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. 3 grup insan vardır ki kıyamet günü ben onların hasmıyım. Ben kimin hasmı olursam onunla davalaşırım. Benim ismimi kullanarak söz verip de sözümden dolayı bir kişiyi satıp parasını yiyen ve bir işçi tutup hakkıyla çalıştırdığı halde ücretini tam verme. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, İbn-i Mace ve Müsned'de yer almakta. 1876 olan hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. 3 kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine bir haktır. Allah yolunda cihad eden, bedelini verip kendisini hürriyete kavuşturmak isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimse. Bu hadisin kaynağı da Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'de yer almakta. Genişçe bir açıklaması var, hemen okuyoruz. Allah'ın yardımına mazhar olan 3 kişiden biri cihad eden kimsedir. Dini vatanı milletini korumak, Allah'ın adını yüceltmek için yapılan cihat, insanın üzerinden gevşeklik, rehavet tozlarını atar. İnsana canlılık kazandırır, cesaretle düşmanın üzerine yürüyen asker genellikle muvaffak olur. Çünkü cesaret başarının ilk şartıdır. Yalnız modernize olmak, çağın şartlarına dikkate alarak silahlanmak gerekir ki hedefe ulaşılabilsin. İhlasla çalışmak, hazırlanmak, neticeyi Allah'a bırakmak başarının temelini teşkil eder. Nitekim bir ayette siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve sebat verir buyurmuştur. Muhammed Suresi 7. ayeti. Ki burada Allah'ın dinine yardımdan maksat başta cihat olmak üzere dinin ayakta kalması, güçlenmesi için yapılan her türlü hizmettir. Günümüz şartları içerisinde yapılması gereken bir çeşit cihat daha vardır ki bu da manevi cihattır. Manevi cihat Allah'ın dinini yaymak için köşe bucak dolaşmak, muhtaçlara Allah'ı, peygamberi anlatmak, imanlarını kurtarmak için çırpınmaktır. Allah'ın böyle mücahitlerinin yollarını açacağından
açacağında, mücahitlerin yollarını açacağında şüphe yoktur. Diğer bir ayette de bu gerçek açık açık şöyle anlatılır. Biz uğrumuzda cihad edenlere yollarımızı gösteririz. Ankebut suresi 69. Biz uğrumuzda cihad edenlere yollarımızı gösteririz. Evet, Allah cihad edenlere yollarını gösterir, işlerini kolaylaştırır, muvaffak kılar, rızıklarına bereket, gönüllerine rahatlık verir, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine adayan Bediüzzaman Hazretleri, kutsi hizmette hissettiği bu hakikati şöyle dile getirir. Ben kati bir surette ve bine yakın tecrübelerin neticesinde kati kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisap yani genişlik, ferahlık ve bereket görüyorum. Hem orada iken hem de burada çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyor ki biz de hissediyoruz derler. Kastamonu Lahikası sayfa 222 ve 223'te. Hadiste Allah'ın yardım edeceği bildirilen bir diğer grup ise kölelerdir. Kölelik İslamiyet'ten önce Araplar arasında bütün şiddet ve dehşetiyle devam ediyor. Köleler insanlık dışı işlerde çalıştırılıyor. Her türlü zulüm ve işkenceye reva görülüyordu. Bazen aç ve susuz bırakılarak ölüme terk ediliyorlar. Bazen de zevk için öldürülüyorlardı. Böyle bir zamanda ortaya çıkan yüce dinimiz köleliği vahşi bir suretten kurtardı. Zaman içerisinde bütünüyle ortadan kalkmasına sebep olacak şartları hazırladı. Tarihin her devresinde insanlık dışı muamele gören, zulüm ve işkencesinin her türlü reva görülen köleler, İslamiyet sayesinde ancak rahat bir nefes almış, alabilmişlerdir. Dinimiz kölelere birçok hak vermiş, onları devletin himayesi altında almıştır. Hadis ve fıkıh kitaplarımızda yani köle azadı başlığı altında bu hakların izah edildiği bir bölüm vardır. İslamiyet'te kadın olsun, erkek olsun, hürriyet nimetinden mahrum kalanlara karşı büyük bir şefkat ve himaye gösterilmiş, hürriyetlerini kaybeden insanların tekrar hürriyetlerine kavuşabilmeleri için bazı hükümler getirilmiştir. Bir müminin bazı hata ve kusurlarına karşılık günahlarını affettirebilmek için kefaret ödemesi gerekir. Mesela Ramazan orucunu kasti olarak bozan, yanlışlıkla adam öldüren, yeminini bozan kimseler bu günahların affı için kefaret öderler. İşte bu kefaretin başında köle azat etmek ilk sırayı alır. Köle azadını teşvik eden bir diğer esas da hadiste ifade edilen mukatepliktir. Bu efendisi tarafından hürriyeti için bir kıymet takdir alınan kölenin belirtilen parayı kazanıp ödemesi yoluyla hürriyeti kazanmasıdır. Yüce Rabbimiz kullarını buna teşvik etmiş ve bir ayetinde bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Kölelerinizden bir bedel karşılığında hürriyetine kavuşmak isteyenlere eğer onlarda bir hayır görüyorsanız anlaşma yapın. Allah'ın size ihsan ettiği maldan onlara da verin. Nur suresi 33 numaralı ayeti. Evet değerli arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çünkü süremiz bitmek üzere. Bir sonraki videomuzda da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar. Evet, kitabımızda 2 sayfa ve 3 sayfa mı kalmış değerli arkadaşlar? Evet, onu bir sonraki dersimizde inşallah Allah nasip ederse devam edeceğiz.